Nihayet havaalanımıza geldik. Oltaları yavaş yavaş hazırlıyoruz. Akabinde bugün gerçekten hava çok bayağı bir şiddetli rüzgar olacak. Ben de bunu bile bile geldim. Böyle bir zamanda, mevsimde ve rüzgarda hiçbir şekilde av yapmamıştım. Fakat baktığımızda gerekli olan şartlar zaten ay ve yer durumu bu konuda zaten sadece ve sadece rüzgardan dolayı havamız biraz bozuk. Bunun da akabinde bozuk havada bakalım durum vaziyet nasıl olacak. Üstelik lodos var. Bu saatten sonra zaten sertleşecek. Şu anda zaten biliyorsunuz ki her şeyi tersini yapıyorum. Özellikle ona göre bakıyorum avlak durumlarına. Sürekli takip etmekteyim. Havaya baktığımızda parçalı bulutlu bir hava var. Parçalı bulutlu havada da ay zaman zaman çıkmakta, zaman zaman da çıkmamakta. Hadi bakalım diyeceğiz. Nelerle karşılaşacağız biz de bilmiyoruz ama nasibimiz varsa alacağız. Yoksa ki tabii ki alamayacağız. Ama dediğim gibi şu anda eksi belki 5'ten başlıyoruz diyelim biz. Yani hava durumuyla şeyiyle baktığımızda yani 50-50 değil de eksi 5 puandan başlamış oluyoruz bu hava. Bakalım eğer o eksi 5'i nasıl yapacağız? Artılara çıkartabilecek miyiz? Artı 5 yapabilecek miyiz? Her şeyi nasip diyelim. O halde tekrardan rastgele hemen hazırlıklarımıza başlayalım arkadaşlar. Boru kurdu nasıl çıkartılır diye bir şey göstereceğim. Aldık ya boru kurdunu arkadaşlar. Şöyle bir yokluyoruz. Çeviriyoruz elimizde. Ve bakın hemen kendini sıkmakta boru kurdu çıkıyor. Gördünüz. Aldım. Kameramın ışığını da yakayım ki daha iyi net görelim. Gördüğünüz gibi boru kurdunu aldık arkadaşlar. Bakın elimizde çeviriyoruz. Boru kurdunu en kolay çıkartma yöntemi kendini kasmakta. Hemen bakın. En pratik yöntemi artık diyebilirim. Çevirin. Çevirin arkadaşlar elinizde. Sıkmaya başlıyor kendini. Ve gördüğünüz gibi şurada bir şey var. Hemen onu aldığımızda sıkmakta da son derece güzel bu yemler. Yemci Irfan'dan almış olduğum yemler arkadaşlar. Kuvvetlendi yani. Gördüğünüz gibi artık kulaklıkları da taktım. Kulaklarım dondu bugün biliyorsunuz. Arkadaşlar. Evet biliyoruz arkadaşlar.
gelecek. Arkadaşlar, şu anda aşırı bir rüzgar var yine aynı şekilde. Ya rüzgardan ya da başka bir şeyden, yani balık da olabilir. Tam ay artık tepe yapmaya başladı. Balığın hareketlenme saati. Bildiğiniz gibi hava lodos, sert. Ay tam tepede. Yeşilde bir oynama oldu. Onu bir bakalım. Nasibimizde balık var mı yok mu görmüş olalım. Ama öncesinde ben bu tripodun şeyini ayarlamam lazım. O zaman şey yapacağım. İki tane daha kamış atalım. Basalım. Bir kontrol edeceğiz yeşili sonra. Bir daha asılma olursa. Haricinde bayağı bir sert vuruş. Bir de her an tripod devrilebilir, o yüzden şey yapmıyorum. Onun için kum doldurmam lazım altına ki ağırlık yapsın. Sevgili dostlar, şüphelendiğimiz kamışlara geldik. Yeşile bir bakalım. Ne var bakalım nasibimizde. Boş. Boş dedim ama pek hiç fark etmedim. Evet. Bir lider ki gayet güzel. Bunu da bayağı yutmuş arkadaşlar. Lidaki'nin ne kafa attığını anlayabildim ne de başka bir şekilde. Şimdi de bir beyaza bakalım. Onu da yoklayalım. Bu arada.
Vallahi hiç beklemiyordum bir daha şimdi ama... Ağır gibi. Evet arkadaşlar, maalesef artık uzun zamandan beri balığa gelmeyince hissedemiyorum. Ama bunda var. Bunu kesin. Aşırı lodos olunca hiçbir şey hissedilmiyor arkadaşlar. Evet, güzel kafa atıyor. Evet. Bu ne? Aa. Evet. Ne olabilir? Uzun süredir balığa gelmeyince yemliğe gerçekten şeymiş ama gelen arkadaş gördüğünüz gibi trakonya. Evet. Görüyoruz trakonyayı. Onun için gayet güzel. Süper. Benden bile büyük. Evet, sevgili dostlar. Hava hafiften yattı. Her iki kamışta da güzel vuruşlar var. Yeşilde gördüğünüz gibi tam yukarıya çıktı. Beyazda ara ara olmakta. Fakat rüzgar da olabilir ama benim tahminim balıktan yana. Durun bakalım. Evet. Gerçeklik var. Onları da yine bir deneyelim. Bakalım neler var üzerinde. Onları da bir deneyelim. Az önce hissedememiştim. Güzel bir trakonyaydı. Güzel sanki. Kaldıramadım. İkidir vuruş alıyorduk. En sevdiğimde. En sevdiğimde. En sevdiğimde. Hırsız olmaz. Hırsız olmaz. Hemen yeşil kamışa bakalım. Evet arkadaşlar, bu bayağı sağlam. İnşallah güzel bir çupradır. Vallahi çupraya benziyor. Normalse şaşırma ama çupra bu. İkili de olabilir. Hadi canım. Evet. İkili. İkili, ikili. Hop. Vır vır.
gördüğünüz gibi armırlar ikişerli. Evet arkadaşlar, şapkasız çıkmayız abi dedik. Şapkaya. Şöyle yapalım. Harika. Çok güzel. Gece iyi başladı. Az sonra da hemen yemleri yine tazeleyelim. Bakalım. Şu mavi olan lambaya da bir bakalım ki ondaki durum vaziyet ne? Şimdi bir şey göstereceğim ben size. Benim şöyle kamış sehpalarını görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, sehpaların dördünde bir yüzüm hemen kamışları istediğim şekilde dört kamışı da idare etmek. Şu anda havada sert olduğundan üç ayakları kullanmak vaziyetinde kullanıyorum. Bunlar da her kamışı bir tanesine yatırıp da yem takmam ve balıkları almam oradan bana kolaylık veriyor. Şimdi maviye bir bakalım mı? Mavi de pek tahmin etmiyorum ama yine bir gidelim bakalım. Onu da bayağı olmuştu atladık. Şöyle yerleştireyim. Yani hem kamerayla uğraşıyoruz, hem çekim yapıyoruz, artı balık tutuyoruz. Bazı şeyleri de size göstermeye çalışıyorum. Gerçekten zor iş arkadaşlar. Bunun montajını da yapmam, şeyini de yapmam. Size en iyi şekilde sunmak istiyorum bunu. Tek başına hem yönetiyorum, hem oynuyorum, hem çekiyorum. Tek tabancayım yani, siz anlayacağınız. Ona göre rastgele diyelim. Her şey nasip. Evet arkadaşlar, sanki bu arkadaş bir ağırlık var. Aha güzel. Çupra. Hadi yavrum benim be. Kili de olabilir. Kili de olabilir ama çupra. Evet ikili. Ama çupra bu. Hadi çupra ya. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi ikili. Evet. 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 Lidaki. Gayet güzel bir lidaki. Allah Allah, dolanıyorum, kafayı dolandırdım. Orayı dolandırdım. Evet, sallıyorum. Aynen denize iade yapıyoruz arkadaşlar. Bak. Ya şapkasız çıkmam abi. Sen o şapkayı niye şey yapıyorsun? Evet. İade ederken de şey yapalım. Evet dostlar. Şöyle gönderdiğimi de bu ara şöyle hafiften bakın 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 bakın, size yönetiyorum, oynuyorum dedim ya. Evet. Hop. Evet. Manda göz. Evet.
iade edildi ve gitti. Oldu. Bir saat içerisinde 4 tane balık almış olduk. Ay da tam tepede şu anda. Biliyorsunuz ki ben yemeğe hiçbir zaman acımam. Bol yem kullandığımı bilen arkadaşlar var. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir parça kırık dahi olsa. Evet arkadaşlar, her seferinde takmış olduğum yem bu şekilde. Bugün hakikaten yemler harika. Bir de balık daha yine böyle güzel oynamaya devam ederse daha da güzel dostlar. Sabah da size hangi iğneleri kullandığımı göstereceğim arkadaşlar. O halde artık tekrardan yemleri tazeliyoruz. Sertleşti arkadaşlar. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Balığın vurdu, vurmadı. Aman var. Kafa atışı var. Bir dahaki. Yine aynı şekilde. 23-24 santimlik. Gördüğünüz gibi bir dahakiler. Tam bir al yanak, gayet güzel. Ama balık olduğu anlaşılmıyor arkadaşlar. Çok sert hava, aşırı sert yani. Yani vuruyor gibi oluyor. Anlaşılmadığından her 20 dakikada bir yemleri tazeliyorum. Onlara bakıyorum.
Öylelikle hava devam ediyorum ama uyku yok yani bu. Aynen. Bu kara gözle aynen denize iade. Aşağısı bayağı bir soğuk. Resmen dondurdu yani diyebilirim. Az önce yaklaşık bir 45 dakikalık bir şekerleme yaptım. Bu arada da yemleri tazelemiş olduk. Oltalarımızı topladık, baktık. Çok felaket rüzgar var. Yani lodos olmasına rağmen
Şu anda gerçekten yani dışarısı buz gibi. Saatlerimiz 5.30'u göstermekte. Yani hava şartları öyle bir şey ki tam bir mücadele zaman dilimi içerisinde yani mücadele ediyoruz balıkla. Oltaları attık tekrar denize. Bakalım diyelim artık yani nasip. 15-20 dakika sonra tekrardan toplayacağım. Ama o 45 dakikalık uyku bana biraz olsun kendimi toparlamış oldum. Bu arada hadi bakalım diyorum yani tekrardan rastgele inşallah birkaç parça daha alırsak iyi olur yani güzel olur. Tam keyifli bir av olmuş olur benim için av konusunda. Bakalım hemen yemleri taze ederiz. 6.30 gibi herhalde alırız gibi geliyor bana tekrar bir balık. Evet arkadaşlar yem kontrolümüz geldi. Şimdi yemlerimize bakalım. Yani gerçekten hava çok berbat yani. Baya baya soğuk. Yemler yenmiş arkadaşlar. Hemen diğer ortaya bakalım. Ufak tefek manda gözler var arkadaşlar. Onu da alalım. Yine diğer oltalarımıza dönüp bakalım. Neler var ondan da göre. Thank you.
güzel çalışmaya başladı. Bakalım. Yani mırmır aldık, Lidaki aldık, Dragonya aldık, Gopes aldık, Mandagöz aldık. Daha var mı sayamadım, hemen hemen bunları aldık. Mığırımız da geldi. Neyse, çeşit bol. Bir tavalık balığımız oldu. Gopes daha. Gayet güzel. Gopes'e bayılırım arkadaşlar. Teknede gittiğimde de özellikle Gopes için gittiğimi bilmenizi isterim. Gopes'e karşı şeyim var. Büyük bir sempatim var. Balığım benim.
çifter çifter. Mır mır. Karagöz arkadaşlar. Evet. Tabak gibi de denen bir karagöz. Hakikaten yani. Ya biz bu işi biliyoruz arkadaşlar. Biz bu işi biliyoruz. Ama gopesine de sevindim. Hepsi gerçekten harika. Balıklar. Her şey rastgele diyelim ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Tabak gibi tabak dedikleri kıyıdan alınan bir karagöz. Ya bugün çeşit bol. Uzun zamandan beri yemli av yapmayınca beni var ya mutlu etti bugün ya. Balık yetti zaten ya. Çupra kadar değeri var yine. Şimdi diğer kamışı da çekelim bakalım. Yani o kadar soğuğu yedik, o kadar rüzgarı yedik. Bence değdi. Bundan da bir gopez. Gopez de buradan gelse. Boş gibi duruyor. Yok. Küçük bir kafa atışı var sanki. Malum uzun zamandan beri biliyorsunuz değerli dostlar kullanmış olduğum takım fır döndülü gezer kurşunlu her zaman şeyli fakat boncuklu üstte ve altta makaronlar var. Bugün gerçekten salmadı bunlar. Son zamanlarda da yapmış olduğum yine kurşun bazuka. Kendi döktüğüm bir kurşun. Yani atış şeyi gayet güzel. Ondan sonra biliyorsunuz Line-F'e Stellium Surf kullanıyorum. İki tane. Ondan sonra yine burada da Camor marka Ibiza 420 kamış kullanıyorum. Teleskopik kamış. Uzun zamandır o da aynı şekilde 2012 yılından bu yana kullanmış olduğum kamış. Daha hala da hiçbir şey yok. 8 senedir kullanıyorum. Line-F'e, Stellium Surf'e zaten hafif oksitlenmeler var. O da benim bakımsızlıktan son zamanlarda şey yaptım. Fakat yüzük kısmı, dönen kısım gayet iyi. Önümüzdeki günlerde buna bir güzel bakım yapacağım kamışlara ve şeylere, makinalara. Yine Yunanistan'dan almış olduğum Koking marka bir kamış. 2012'den bu yana kullandığım. 2007 yılında almış olduğum yine Okuma Blue Hawks 2 adet var elimde. 2 adet de Line-F'e Stellium Surf kullanıyorum arkadaşlar. Bunlarla avlarımı gerçekleştiriyorum. Son derece kendi adıma memnunum. Tabi zaman ve şartlar doğrultusunda daha iyi kamışlar, makinalar çıkmıştır mutlaka vardır. Her markanın şeyine göre.
Her avcının da kendine göre bir bütçesi vardır. Biz de buna göre akabinde devam ediyoruz avlarımızı. Ama keyifli bir gece geçirdiğimi düşünüyorum. Son derece harikaydı. Balık bozmadan hemen tekrardan oltalarımızı denizde kavuşturduk. Evet, yine bir gopez daha, gayet güzel, uygun boyutta, gördüğünüz gibi. Ya ben bu gopez çıkmasına gerçekten sevindim yani, çok özlemiştim diyebilirim. Evet, sabah suyu çalışmaya başladı. Gece de çalıştı da rüzgar çok fazlaydı. Dondum, resmen dondum arkadaşlar.
tam gider ayak bir tane mırmır daha aldık. Artık bayağı bir bekledi bu da. Biliyorsunuz ki gece pek fazla çalışmasa da rüzgarın azizliğine uğradı. O yüzden yine hava sertleşti. Bayağı da sert yani şu anda. Toparlanıyoruz artık. Gideceğiz. İnce bir mırmırdı. O halde bazı bölgelere bakacağım şimdi Akçek ve Şorjik için. Uygun olan bir mera gördüm gibi geliyor bana. Orada da keşfe gideceğim artık. Yani bu sene hep keşif yapıyoruz. Bakalım. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dostlar. En iyi avlar sizlerin olsun. En güzel videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.